Washington poştisi gesti, Şarkı Türkistan'ki gayet zor kölemlik törmelerinin davamlıq köpü vatkanlıqına qəvər qıldı. Mezkur gezitinin muhbirleri ötken ayda Uyğur elinin Qashqar ve Qulca Qatarlıq cayılarda ziyarette bolğan bolup, onlar şu qetemliq ziyareti asasında yürüyüşlü xəvər maqallarını ilan kılmaqda. 23. sentabr günü Washington poştisi gesti muhbirlerinin Qashqar ziyareti asasında ilan kılığan xəvərlerde məlum buluşça, Xtay dairleri Qashqarda zor köləmlik lagir ya ki türmə binalarını davamlıq köpəytib işqi kürüştürməkdikən. Muhbirla Qashqarda 60 İngiliz musikilidigan bir oronqa selangan 13 qavatlik bir lager binasini suratga olgan bo'lib, bu bina taxib bu yil 1 ayda ishga kirishtirilgan ekan. Faqat mushu binaning o'zigila 10 mingdan ortiq odam sig'adi ekan. O'xshash kunda yana Avstraliya strategik siyosat tadqiqotorni mo yangi dokulat e'lon qilib, yangi bayqashlarning Uyg'ur elida lagerlarning davomliq ko'payotganligini ko'rsatib beradiganligini bildirgan edi. Washington pochtasi GST o'z xabarida bu nuqtani ta'kidlab mundaq degan. Yaqinda Washington pochtasi GST'ning Sharqiy Turkistonga qaratgan ziyorati va shundaqla Canberra'dagi tadqiqot o'rni tomonidan e'lon qilingan isbotlar xalqaroliq bism va tanqidlarning Xitoy hukumatining rayondagi yuqori bismliq zulmini to'xtatishda hech qanday foydasi bo'lmaganligini ko'rsatib berdi. Aksincha rayondagi zulm yanada kuchayib, shumliqqa qarab ma'lumoqda. Washington pochtasi GST'ning muxbirlari Qashqarda yangi qurilgan bu lagerlarning ilgirki lagerlar qilib qo'llangan o'rinlarga qarata kuzatish va nazorat aslahalari jihatidan yanada kuchaygan kini Munar va Sim Rishatkilarining texmo igizligini bayqagan. Gollandiyada turishliq lager shoidi Qalbinur Sidiq zimiston to'rida Xitoyning qo'shmoq tuqqan siyosatining jinsiy parokandachilik mohiyatini oshkorlab, Uyg'ur oilalariga avatilgan Xitoy tuqqanlarining ich yuzini fosh qilgan. Zimiston to'ri ta'kidlashicha, qo'shmoq tuqqan siyosatining ziyonkashligiga uchirgan har bir Uyg'ur ayol va qizining nazarida bu tuzum xarakterlik bosqinchilik va jinsiy parokandachilikdan boshqa narsa emas ekan. Ötken yili 13. ayda Yevropaga keçip çıkkan Qalbinur Sidiq zimiston to'rida özlerge qoşup berilgen erkek Xitoy tuqqanini shaxsiy turmushiga qistirilib kirib, ularni qandoq ziyorat qiladiganligi, qandoq jinsiy parokandachiliklarni saladiganligi, uning axloqsiz va talablardan qandoq qilib abchillik bilan keçip qutulganligini tafsili bayon qilgan. Uning ta'kidlashicha, agar uningga qo'shilmaydiganligini chandirib qo'ysa, u darhol ularni ayiblaydi ekan. Zimiston to'rining ta'kidlashicha Qalbinur Sidiq shundoq bo'lsa-mu, lekin o'zining ahvolini janubdikilardan yaxshiroq deb qaragan. Xabarda janubdiki Uyg'ur erlarining ko'pinchisining lagerlarga ilib ketilganligi, ayollar va qizlarning yolg'iz qolganligini ta'kidlagan. Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida 2017 yili boshlangan cho'ng tutqun bilan birga qo'shmoq tuqqan siyosatini kengaytgan. 1 million 200 000 Xitoy kadr Uyg'ur oilalariga o'rinlashtirilib, Uyg'urlarning turmushda, tomoq etishda, tomoq yeyishda, o'g'inishda va uxlashda birga bo'lish talab qilingan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoy doiralarining bu harakatini Uyg'ur oilalariga qilgan eg'ir buzg'unchilik, hukumatning qo'llashida bosqinchilikka yo'l ochib berish deb ayiblagan edi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerika savdo ministrligi Xitoyning eng cho'ng o'zak ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan xalqaro yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatini mazkur shirkat ishlab chiqargan uskunalarning harbiy ishlarga ishlatganligi sababli embargo tizimiga kirgizdi. Bu qaror bilan Amerika texnika va kompyuter shirkatlari hukumatdan ruxsat olmay turib Xitoy shirkatlari bilan savdo qila olmaydi. Xalqaro yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkati Amerikaning embargo tizimiga kirgizilgan Xitoydagi asosiy shirkatlarning biri. Trump hukumati 2019 yili telefon ishlab chiqaruvchi Huawei'ni bu tizimga qo'shgan. Volkutsi GST'nin xabar qilishicha, savdo ministrligi juma kuni kompyuter o'zak sanoatchiligiga yozgan xatida xalqaro yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatiga mahsulot eksport qilishning Xitoyda harbiy maqsadda ishlatilishidek bir xavf ilib keladiganligini ta'kidlagan. Xitoyning g'arbiy janubidagi bir ko'mirkonda karbon oksidin zaharlanish natijasida 16 odam o'ldi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, doiralar Xitoyning g'arbiy janubidagi Chongcheng shahri Chejiang rayonidagi Kan rayonida belvoq kuyib ketish natijasida karbon oksid miqdorining haddidan ziyoda o'rlishi sababidan 17 kishining qopsilib qolganligini xabar qilgan.
قابسلىپ قالغانلاردىن 16 نەپىرىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى بايان قىلغان دائىرىلەر بىر كىشىنىڭ دوختۇرخاندا داۋالىنىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. بۇ ۋەقەگە قارىتا تەكشۈرۈش باشلانغان بولۇپ، سەۋەبى ئېنىق ئەمەس ئىكەن. Türkiye, Ermeniya armiyasının Azerbaycan'daki Pıhralı Oltıraq rayonuna kılgan hücumuna qarata Ermeniyanın xalqara qanununu açıq aşkarı depsendi kılgan ve Pıhralı'nın ölüşünü keltürüp çıkargan hücumunu qattıq ayıplayımız dedi. Tönügün ettiğinde Ermeniya Azerbaycan aldıngı sepide Ermeniya armiyasının Azerbaycan'daki Pıhralı Oltıraq rayonuna qaratıp oq çıkırışı bilen tokunuş yüzberdi. Azerbaycan armiyası qaytırma hücum qızğab bir qısım Oltıraq rayonlarını işğaldan azad qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatının baş katibi Antonio Guterres Ermeniya bilen Azerbaycan otursuda yüz bergen toqunışda Pıhralı'nın ölüşünü ayıpladı ve toqunışını derhal toxtatışqa çağırdı. Bayanatı yana Guterres'nin Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev ve Ermeniya baş ministri bilen telefonlaşıdığanlığını tilğa aldı.